Harika oynadın bugün. Harika oynadık diyelim abi takım olarak. Çok iyi oynadık. Son 3 maçı çok kötü oynamıştık. Kopuk kopuk oynamıştık. Herkes hani kendine gibi bir şey vardı, hani söyleyiş vardı tabii. Ama dün akşam iyi bir fırça yedik. Hocamız bize gerçekleri anlattı. Acı da olsa gerçekler bazı iyi olur derler. İyi de oldu, müthiş oldu. Müthiş oynadık takım olarak. Çok iyi durduk. Sonlara doğru biraz pozisyon verdik. Evet, ama çünkü psikoloji olarak 2-0 öndeyiz. Biraz yaslanan psikolojisiydi ama çok mutluyuz. İnşallah bu galibiyeti Karabük maçında taşlandırmak istiyoruz abi. Serdar, geçen basın toplantısında Alanya'da hocanın biraz sana sistemi olmuştu. Bugün de gol sonrası ona koştunuz. Bir onu bir anlat. Herhalde içinde böyle sıkıntılar olur. Biz bir takımız, aileyiz. Hoca Serdar'a kırılmış, Serdar Hoca'ya kırılmış diye bir şey yok. Biz bir takımız. Aynen öyle. Bugün de iyi kazandık Serdar'ın 2 golüyle. Hiçbir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi hocaya koştuk. İnşallah böyle devam edeceğiz. Birlik, beraberlik. Aynen öyle. Uğur her şey dedi abi. Biz bir aileyiz. Baba çocuğunu döver mi? Döver. Ümit hocamız da bizim babamız gibidir. Yani şimdiden değil, önceden de tanışıyoruz zaten. Ne söylerse söylesin, ne derse söylesin. Benim için, iyiliğim için söyledi. Söyledi de iyi oldu. Gardım düşmedi. Daha da çok hırslandım. Daha da çok dediğini yapmaya çalıştım. Ve bugün de meyvelerini de topladım çok şükür. Ben sana daha önceden de sormuştum. Tekrar edeceğim. Bu sözleşmenin sezon sonu bitiyor. Gençler Birliği'nde bir görüşmeye başladın mı? Gençler Birliği'nde kalmayı istiyor musun? Veya başka bir kulüp? Ben başkanımızla konuştum. Hafta içi konuştuk. Önceliğim benim burası. Hani kulüpler aradı tabii, yalan yok. Ama başkanıma ilettiğim gibi benim önceliğim Gençler Birliği. 50-100'e bakmam. 50-100, yani burada 50 aşağı alacağım, orada 100 alacaksam 50'de kalırım. Burada huzurluyum, mutluyum. Ama inşallah sezon sonunda konuşacağız dediler. Her şey bir yoluna girsin. Biz bu takımı iyi bir yerlere getirelim. Zaten her şey sonrası kolay olur. Her şey detaylar kolaydır zaten abi. Geçen sene geldin, takımı en fazla birlik beraberliği sağlayan insan olarak gözüktün. Geçen haftaya kadar bir hafif bir kriz vardı, daha doğrusu bu maça kadar. Yine bizim bugünkü sahadaki performansta senin önemli katkın olduğunu düşünüyoruz. Teşekkürler. Bir değerlendirme alalım. Yani şimdi genel olarak konuşursak, genel bir açıdan bakmak isterim. İkinci yarı başlarken tabii önemli oyuncular kaybettik. Yeni gelen oyuncular oldu. Bunlar için biraz zaman gerekiyor diye düşünüyorduk zaten. Kendi aramızda da bunu bilincindeydik. Maalesef ikinci yarıya mağlubiyetlerle başladık. Ama Alanya maçındaki mağlubiyetin yanı sıra oyun da bizi çok üzdü. Çünkü orada oyun olarak çok dibe vurmuştur gözüküyordu. Mücadele anlamında da. O bizi çok üzdü. Hafta içi de gerçekten birçok toplantı yaptık arkadaşlarımızla beraber. Nerede ne yapabileceğimizi konuştuk. Biraz daha bir bütün halinde olmaya çalışacağımızı, bunu yapmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta da maça yansıdı. Gerçekten tüm arkadaşlarım, oynamayan dahil, kulübedekiler dahil, herkes çok iyi reaksiyon gösterdi. İyi mücadele etti. Oynamayan da takımı itti, destekledi. Sonuçta da böyle bir sonuç çıktı. Mutluyuz. Bundan sonra kazanarak gitmek istiyoruz. Çünkü biz altta, alt sıralarda mücadele edecek bir takım değiliz. Bunun bilincindeyiz. Olabildiğince yukarılara oynamaya çalışacağız. İnşallah başarırız. Hafta içi neler oldu? Biraz onları bize bahseder misin? Sen çünkü takım kaptanlığının haricinde bir de takımın abisisin. Evet. Şimdi tabii Alanya maçından sonra herkes çok üzülmüştü, kırılmıştı. Kendimize yakışmayan bir görüntü çizmiştik. Ben o maç tribündeydim, takımı da izledim. Gerçekten bir senedir buradayım, hiç görmediğim bir Gençler Birliği vardı sahada. Mücadele anlamında. Skor olarak yenilebilirsiniz. Bunlar var futbolda ama mücadele anlamında hiçbir şey yapmadık. O kötü bir görüntüydü. Hafta içi de bir toplantı yaptım arkadaşlarla. Neler yapmamız gerektiğini, nelerin doğru olduğunu, nelerin yanlış olduğunu arkadaşlarla konuştuk. Muhabbet ettik. Ve işe yaradı diye düşünüyorum. Dün de aynı şekilde kamptayken arkadaşlarla konuştuk, toplantılar yaptık. Tabii hoca da bugün değişik bir taktik deneyerek belki rakibi şaşırttı. Kimsenin beklemediği bir şeyi denedik ve başarılı olduk. Zaman zaman böyle maçlar, yani Alanya gibi maçlardan sonra reaksiyon göstermek gerekiyor. Bu da karakterli oyuncuların yapabildiği bir şey. Ben bugün takıma inanıyordum. Maçtan önce de konuştum, söyledim hepsine güvendiğimi, inandığımı. Bir reaksiyon göstereceğimizi, karakterli oyuncular olduğumuzu ve sahada gösterdik. Oyunun her anında oyunun içindeydik.
Alamayacağımız topa bile koştuk, mücadele ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet. Mutluyuz.